Geri bildirim konusunda niye bu kadar zorlanıyoruz? Cevabı bahsedeceğimiz araştırmada gizli. 2012 yılında Amerika'nın Valparaiso Üniversitesi'nden araştırmacılar Türk ve Amerikalı yöneticileri karşılaştıran bir çalışmaya imza atmıştır. Bu araştırmaya göre Türkiye'de bireysellik puanı 100 üzerinden 37 iken Amerika'da bu rakam 90'dır düşük bireysellik gösteren ülkelerde dozajı düşürülmüş ve hafifletilmiş geri bildirim yaygınken yüksek bireysellik gösteren ülkelerde geri bildirim gerekli ve yüksek öncelikli olarak istenen bir olgudur. Peki geri bildirimi nasıl vermeliyiz? Öncelikle hedefimiz özellikle negatif geri bildirimden sonra insanların mutlu ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlamaktır. İlk olarak iş yerindeyseniz geri bildirimi sabah değil akşam vermeye gayret gösterin. Bu şekilde o kişi evine gidip sakin kafayla düşünecektir. İkinci olarak negatif geri bildirimde bulunacaksanız bunu teke tek vermeye özen gösterin. Geri bildirime başlarken iletişim kanalını açmak için karşınızdakinin başarılarından bahsederek başlayın. Psikolog Haim Ginot bir şikayetin en iyi formülünün XYZ tekniği olduğunu öne sürmüştür. Sen X'i yapınca bana Y hissettirdi. Oysa ben Z yapmanı isterdim. Emin olun ki çoğu insan sizin nasıl hissettiğinize karşı çıkmaya istekli olmayacaktır. Son kısımda karşınızdakinin ne kadar değerli olduğundan ve bu konuda da kendini geliştirdiği takdirde nasıl daha iyi bir noktaya geleceğini söyleyerek bitirebilirsiniz. Unutmayın ki iyi geri bildirim vermek pratik yaptıkça geliştirebileceğiniz bir sanattır.